Merhaba. Merhaba. Pardon, bünyemiz bu kadar kibar hareketlere alışkın değil. Belli oluyor. Sen öyle öğle yemeği deyince süperdir buranın köftesi. Dünyanın en güzel mutfağı bizde olmasına rağmen hepimiz sabah akşam köfte yiyoruz, öyle değil mi? Yani? Gereksiz bir konu başlığı oldu? Yo, iyiydi, iyiydi. Evet, fazla köfte yiyoruz, doğru. Bir, 1,5. Bir yeterli. Dediğiniz kadar iyiyse ilave eklerim. Süpersin doktor. Ya doktor dedin aklıma geldi. Omzun nasıl? İyi. Acıyor biraz ama sorun yok. Ama ben çok iyi bir hastayım doktorun. İlaçlarımı hep tam vaktinde alıyorum. Aferin. Ha. Şefik abi, birer porsiyon köfte alalım biz. Piyaz. Almaz mıyız? Soğan. Gönül ister ama meslek icabı olmaz. Ha tabii, adam yaralı gelmiş. Sen şimdi soğan kokarsın. Olmaz. Şefik abi, piyazlar soğansız olsun bizim. Teşekkür ederiz abi. Hala şeyi anlamıyorum, biliyor musun? Senin yüzünü öyle hayal meyal, valla rüya zannettim. Yani iltifat etmek için değil. Melekler canımı alıyor, ölüyorum zannettim. Yani beğenmekten çok korktum. Beğendim tabii de. Madem çağırdın, anlat bakalım Cihan Bey. Telefondan anlatmak daha kolay. Ne anlatayım ki şimdi? Anlatın işte. Kimsiniz, nesiniz? Hikayeyi en baştan anlatın. En başta da girmeyelim bence. Neden? Yani uzun olur. Güzel bir özete ne dersiniz? Annem bir kafe işletiyor. Ben bir otoparkın hem kurucusu hem ortağıyım. Çevresinden de sevilen bir delikanlı. Tevazu sahibi değil mi? Tabii. Ara sıra kurşun yarası olan. Yok canım, bu ikinci. İkinci mi? Yani öbürü çok eskiden. Teşekkürler. Tuz. Tuz olur, olur. Baban? O da hastanedeydi. Yani aslında biz çok görüşmüyoruz. Öz babam değil zaten. Öyle mi? Neyse ya, yani ilk buluşmamızda bu kadar sıkıcı olmak istemiyorum. Nasıl köfte, bakmadın? Çok güzel. Belki de sorun köfteyi bu kadar iyi yapıyor olmamızdır. Nasıl? Bu kadar köfte iyi olmamızın sebebi diyorum. Yani aslında bakarsan dünyada aynı. Herkes hamburger yiyor işte. Doğru. Doğru. Afiyet olsun. Ben sıkıcı oluyorum galiba. Ama yakışıyor. Yüzün öyle. Nasıl diyeyim? Bebeksi. Bebeksi yani. Yüzüne bakınca dalıp gidiyor insan. Sıkılmaya vakit olmuyor yani. Utandırmayın beni. Ben bir doktorum.